arkadaşlar. Tanımayanlar için ben Nefise Birin İngilizce Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdi size video geçmeden önce kısaca bu haftadan biraz bahsetmek istiyorum. Daha iyi anlaşılması için. Bu hafta bizim Instagram'dan da paylaşmıştım. Sabah 10, akşam 8'e kadar dersimiz vardı. Neden böyle bir şey oldu? Kliniğe geçmeden önce klinik hocalarımız bazı konuları bizden tekrar edip gelmemizi istemişler. Klinikte anlatılan konuları daha iyi anlayabilmemiz için. Bir de bizim geçen senelerde eksik olduğunu düşündüğümüz derslerimiz vardı. Bunları sürekli dekan hocamıza söylüyorduk. Dekan hocamız da tekrar edeceğini söylemişti. Onlar için de yapılmış ve klinik hocalarımızın istekleriyle de birleştirilmiş bir hafta yaptılar. Bu haftada da işte o dediğim dersleri gördük. Önce anatomiyle başladık, sonra fizyolojiyle devam ettik. Zorlu ama çok verimli bir hafta oldu bizim için. Zorlu dememin sebebi kesinlikle memnuniyetsizlikten değil. Sadece zor ama çok güzeldi. Hocalar da inanılmaz güzel anlattılar. Böylelikle çoğu konuyu tekrar edebilmiş olduk. Bir de bu bir hafta gördüğümüz derslerinde pazartesi günü sınavı olacak. Yani şu an pazar günü çekiyorum bu videoyu. Yani yarın olacak. 20 soru anatomiden, 20 soru fizyolojiden 1 saatlik bir sınava gireceğiz. Oradan da hastaneye geçeceğiz. Artık staja başlayacağız. Şimdi süreci sizlerin de görmesi için videoya geçebiliriz. Umarım sizlerin de haftası güzel geçmiştir. Aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Sizin de zaman kaybetmeniz sizin için de kötü. Düşünmeyin ama biraz nasıl telafi edebiliriz gibi o yollara bakın. Evet, dersten çıktık. Ortamımızı göstereyim. Soğuk havalar gelmiş. Çok mutluyum ve esiyor. Güzel. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bundan pas geçiyor. Ondan sonra 6'dan itibaren kalıyor. Bundan Saat 5. Ben çok yoruldum ve uykum geldi. Ama Beyza'nın şöyle bir yöntemi varmış. Size de hemen paylaşmak istiyorum. Enerji deyince enerjimiz yerine geliyor. Ve ben de yaptım, gerçekten enerjimiz yerine geldi. Senin yöntemini YouTube'a da paylaşıyorum. Göreceğiz. Evet, ben açıldım, uyuyordum daha demin. Bak şimdi enerji diyeceksin. Ondan sonra iyi uzatmayın. Tamam, ondan enerji. Ama J yukarı vurdurma gerek yok. Enerji. Bizim kafamız yanmış ya. Burada ders çok güzel. Bu nasıl bir masadır? Resmen böyle oluyor. Yetişemiyorum. Şöyle tam saçmalık ya. Hala kavga ediyorlar. Hiçbir fikrim yok ne konuştuklarına dair. Yes. Ben kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Bu arkadaş grubundan en kısa sürede ayrılmayı planlıyorum. Beni çok üzüyorlar. Özellikle Dilara. Her şey çözülüyor. Sen o dizileri izlemişsin. Beren'ye diziyi anlatmaya çalışıyorum. Ona da anlatmıyorum. Sana anlatmıyorum ki ben diziyi. Ama ben Berra'ya anlatıyorum, sen araya giriyorsun, beni sinir ediyorsun. Çok sinirlerim bozuldu. Güzelim, dizimi mahvettiler, mahvettiler. Sana bir sürü hasta gelecek, diyecek ki ben seni vergilerimle ben sana maaş veriyorum diyecek. Bir şeyler diyecek, ona diyecek, buna diyecek. Sen onlara sinir olup bağıracak mısın? Evet. Hayır. Doğru olan bu değil. Hayır, bu. Hayır, değil. Evet. Dersten. Ondan sonra burada açık hava sineması varmış. Ona geldik. İlk defa böyle bir şey geliyorum ben. Hocam çok heyecanlı. Uy. Je te présente l'immense Jean Berthaud.
Şimdi ben bu kızı dövmeyeyim de ne yapayım, bana kızıyor dövme beni diye. Aşağı. Yukarı. Sağ. Tamam hadi seç bir tane. Çekelim. Adam o. Sıkılmıyor. Ödemli şu cümbüzü falan alınır onlarla. Neden bana söyle? Neden? Sadece göğüste değil. Ya da yüzü tamamı yanmıştı. Sağda da solda iki tarafta operasyon oldu. Evet, bugün dersimiz şu sebepten dolayı erken bitti. Aslında erken bitmedi, geç bitti. Geç bitirerek araları birleştirdiler. O yüzden bize büyük bir ara çıkmış oldu. Hayır, bu arada ders eksik ders yaptı. Bence eksik yapmadı. Eksik yaptı. Neyse, tam eksik yapmış o yüzden. Hayır, düşün ya, bir dersi şu an 60 dakika falan istedim. Yani. Ama niye eksik yaptı? İşte anlamadım yani. Biz kafamız karıştı. Ondan sonra o yüzden bize 3 saatlik bir ara çıktı. Biz de o yüzden yemek yemeye ya Bakırköy'e ya Florya'ya gidiyoruz. Çünkü karar veremediler daha bizim için. Ve bu seferki sürücümüz Beyza değil. Sürücümüzü görmek istiyorsanız heyecanla bekleyin. Bu seferki sürücümüzü sürpriz yapacaktım. Saklamıştım. Geldik Florya'ya. Bir tek bilen ben olduğum için önden gidiyorum. Yine bana laf atıyorlar. Normalde hep önden gidiyormuşum. Bera öyle diyor. Ama ilk defa hani bilerken gitmiyormuşum. Buraya geldik. İşte buranın manzarası çok güzel. Gelin bakın. Ama güneş olabilir tabii. Onu bilemeyeceğim. Bir sosyal tesisler kalabalık olduğu için yer ayırtmıştık ama bizi dediler ki bir saat sonra yani olur. O yüzden biz de ta yaklaşık 15 dakikalık bir yolu Akaflori'ye doğru yürüdük. Burada yer yemek yiyecek yerini bulamayınca. Sonra biz de tam Akaflori'ye varınca aradılar ki yer boşaldı. Ve şimdi tekrardan yürüyoruz. Ben yürümeyi sıcakta hiç sevmiyorum. Ve önümdekileri bir görseniz, oh nasıl yürüyorlar enerjik. Bakın onlar bu kadar öndeler. Ben bu kadar arkadayım. Buradan oraya bağırarak haberleşiyoruz. Dilara! İyi misin? Yol yürüdüm. Bana bir koltuk bile ayması sandalye bile vermemiş. Evet, yemeklerimizi şu arkadaki sosyal tesiste yedik. Herkes çok memnun kaldı. Çünkü fiyat performansı çok iyi. Öyle çok beğendik. Eğer Florya'ya gelirseniz öneririz. Masaya oturduğumuzdan beri Pelin buranın ne kadar güzel olduğunu övüyor değil mi? Çok güzeldi. Fiyat performans açısından inanılmaz iyiydi. Yediğim şey şişirmedi de doyurdu da mis gibi. Şimdi gidip akşam 8'e kadar fizyoloji dinleyelim. Flaş açsana bir. Flaş açamam. Lütfen. Bakın okulumuzda küçük çay satılıyor. Enerjimizin son demlerini kullanıyoruz. Hadi baro reseptörleri şimdi cümle daha kullanalım. Sularımızı depoladım. Arka tarafı sonradan kapatıyoruz. Krakya tamamen kapalı bir boru değil. U harfi şeklindeki. Bugün herkes bir şey getirmiş. Ben de getirdim. Pelin bize çikolata krizlerimize karşılık çikolata getirmiş. Beyza çikolata yemediği halde bize çikolata almış. Bugün... Bugün pilatese gittik. Bu nasıl bir tontişliktir? Bu nasıl bir tatlılık? Bu nasıl bir güzelliktir? Bugün pilatese gittim. Oh, ay bir şey demiş. Çok sağlıklı besleniyorum. Ben zararlı beslenmiyorum. O yüzden patates teklifini reddettim.
Ben beslenemiyorum çünkü yemeğim gelmiyor. Zararlı yararlı hiç fark etmiyor. Alt tarafa makarna aldık kızcağız. Evet, ben çıksam yapardım. Ama belki sos yiyorlar başlıyor. Bu nasıl bir sanattır? MasterChef tabağı hazırlamışlar Pelin'e. Bu yüzden uzun sürmüş. Çok saçma olmuş. Genişlemesi daha kolay hale gelir. Peki hemen bana işte glikokortikoidler, mineralokortikoidler. Şimdi öğlen arasına girdik. Ben de o sırada resim çizeceğim. Çünkü endometriosis derneği için yeni resim yetiştirmem gerekiyor. Artık çizemiyorum ben. Çok güzel arkadaşlar. Sen nasıl büyüttün? Güzel olmuş bu arada. Lütfen siz bana bir daha hatırlatın. Endotel ve mezotel var. Arkadaşlar o kadar yorgunum ki anlatamam size. Yani yorgunluğum oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok yoruldum. Sabah 10, akşam 8 hem keyif veriyor. Hani insan sevdiği şey için çabalaması gerçekten çok keyif veriyor ama çok yoruldum. Dalganın gram boyasında biz çok sayıda lokosit görmeliyiz, az sayıda epitel görmeliyiz. Çünkü epitelin üst solunumunu alabiliyoruz. Bir haftayı tamamlamak üzere son bir oryantasyonumuz kaldı. Derslerimiz bitti sayılır. Şu an burada serin bir havada oturduk ve hayatı sorguluyoruz. Okulu sorguluyoruz. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten ilk defa şey dedim ben de. Hani tıp fakültesi öğrencileri olarak gerçekten çok çalışıyoruz. İlk defa. Ben önceden severek yaptığım için, çok sevdiğim için. Ama yine de ne bileyim çok çalışma gibi gelmiyordu bana. Ama bu hafta gerçekten dedim bunu ben sabah. Ben de yani. Öncedenki yine hani fazlaydı da yine bu kadar değildi. Bu sefer tuz gibi oldu tam. Tuz çalışması gibi öyle böyle 8'de falan çıkınca tam dedim ki biz... Bakın bu senin görevini iletecek. Bir haftalık sürecimizi tamamladık. Kaldı bir sürü hafta. Birazcık uzaklaşıp kendimizi ödüllendirmek için bu haftayı tamamladığımız için bir Kore restoranına gidiyoruz. Öyle. Gidiyorlar biz de gidiyoruz. Evet. Bundan mı? Capçe mi aldın? Bilmiyorum. Bu da soyasal fotoğraf. Bu da şevvelin cacak mı? Ama şevval yiyor. Bunun yerine kolonyasını koyduk. Şimdi deneyeceğiz. Özür dilerim, çok tripodumu getirmemişim, o yüzden çok kötü bir açı ayarladım, çok üzgünüm ama ben bir tane küçük aldım. Çünkü soya sosunu hiç denemedim daha önce. Beğendi biri. Dilara beğendi. Sen beğendin mi? Pelin de Dilara beğendi. Ben bunu da yiyeyim mi? Bera da beğendi. Çünkü az daha bunu alacağım. One eternity later. Aşkım dalacağım. Gör düşünüyorum. Ben teşekkür ederiz. Aa, nefis bunlar bundan kayıyor. Kalmayın. Başka bir şey teşekkür ederiz. Bu arada ben bunu beğendim. Soya sosuna alışkın değilim ama ilk defa denedim için biraz değişik gelmedi ama tavukları gerçekten çok güzel. Şunları Kodisi izliyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Böyle jajangmyeon'la beraber yiyorlar ya. Aa hatta dur. Ya da niye böyle heyecanlandım? Çok güzel. Yine al. Yaşay be, Beyza'yla konuştuk da. Şimdi bu jajangmyeon deniyor. Ben bunu bu şekilde hiç yaşayamıyorum. Bu arada jajangmyeon'u çok beğendim. Jajangmyeon'un üstüne yedikleri o danmik mi ne öyle bir şey, tam adını hatırlamıyorum. Keşke başka bir şey izleseydim, ben kaşığımı dönüyorum. Nefise'cim telefonunu alırsan su içeceğim de. Bir yerine koysam. Dur.
nasıl bakacağını bilemedim. Bu da güzel. Ama çikolatalı bir tatlı mı güzel? Güzelmiş bu. Bundan da iyi. O jajangmyeon'la tavuk ortadaydı. Şimdi rabok deniyoruz. Ben zaten bunu Instagram'da görmüştüm, beğeniyordum da. Şimdi de beğendim. Gerçekten pirinç keki hoş bir şey. Bu da ateş ramyon. Bir yaşlarımızda zaten. Hep benim yaşıtım o dedim yoktu. Baya güzel. Oo, sosu çok güzelmiş. Bugün ne oldu? Geçen bu kadar acı mı ya bu? Senkini de deneyebilir miyim? Hani acı ki? Kesinlikle acı. Ay yok, acı değilmiş. Bu da böyle bir değişik capçı ama böyle görüyor musunuz? Şeffaf. Ama kelimeyi bulamam. Şeffafından da iyi. Şeffafından da yiyeceğim. Jelibon gibi. Ama çok zor olması. Sırma oyunu bozuldu. Daha demin her şeyi denemiştim. Hepsini videoya çekmiştim ve hiçbiri kaydolmadı. O yüzden şu anki tepkilerim ikinci tepkimiz tepkim olacak, onu söyleyeyim ama yani üzgünüm. Kaydolmamış demiştim ama kaydolmuş meğerse. Aslında kaydolduğumu atsaydın direkt kaydolmamış demen de çalmazdı. Aa. Bunu açıklamana gerek vardı. Biraz fazla şeffafım galiba. Neyse. Onu mu koyacaksın? Ben yiyeyim, bay bay. Böyle bir etek denedim, çok güzelmiş. Beğendim. Hayırlı sabahlar. Kardeş cazımıza defter almaya göstereceğim. Öncelikle şu ajandayı göstermek istiyorum. Çok beğendim. Ne yazıyor? Aklımın iplerini saldım. Başkaları da vardı ama bunu daha çok ben kendi uyuma suyuma uygun buldum. Şöyle, içini de ben görememiştim alırken. O yüzden size göstereyim. Belki siz de göremezsiniz. Akademik ajanda. Dolayısıyla okuyacağım kitaplar ve hedeflerim bölümleri var. Proje ve ders programı bölümleri de var bu şekilde. Bazen insanlar sevmiyor bunu. Sadece ya, hani hiçbir şey olmasını istemiyor ama benim hoşuma gidiyor. O yüzden ben böyle tercih ettim. Bir de her aya başlarken böyle şeyler koymuşlar. Rota yeniden hesaplanıyor mesela. Ama söyledikleri sözlere göre koydukları resimler çok hoş. Mesela en çok şunu beğendim ben. Sıkıntıdan patladık deyip patlamış mısır koymuşlar. Çok hoş değil mi? Sayfası da benim hoşuma gitti. Şu ara yukarıdan aşağı çok herkes kullanmayı seviyor ama ben bunları hala daha çok seviyorum. Da bu şekilde ama sadece şu cumartesi pazarı böyle daha küçük yapıyorlar ya, aslında benim cumartesi pazarı daha çok işim oluyor. Ajandalardaki o sorunu ben hep sevmemişimdir o yüzden. Böyle bir sticker sayfası var. Yine o aylık şeylerde koydukları resimleri buraya da eklemişler. Daha sonra şu stickerlardan aldım. Üçlüymüş bu sanırım. Bakalım. Diğer çeşitleri nasıl ben de bilmiyorum. Bir tanesi böyle. Diğeri böyle. Bir de böyle. Bu biraz sararmış, üzdü. Bunu da ajandanın üzerine kullanmak için aldım. Ve şu aldığım şey o kadar hoşuma gitti ki, çok tatlı gözükmüyor mu? Şimdi açıyorum, bakın. Bakın çok tatlı. Yine ajandamı kullanmak için bunu aldım. Kırtasiye alışverişim bu kadar. Zaten tablet kullandığım için
Kırtasiye alışverişi daha fazla başka yapmadım. Daha sonra. İçerikleri de güzeldi bunların, müzeyiz pamuk. H&M'den böyle bir takım aldım. Bunun kaşonu da var. Denemeni de gösteririm şimdi. Bir de onun yine böyle bir eteği var. Bu şekilde bunu aldım. Ve daha sonra bir de ihtiyacım olduğu için başörtüyü aldım. Bu renk, böyle bir renk çok hoşuma gitti benim. Kenarları da bu şekilde. Böyle bir çorap aldım. Bunu bu şekilde değil de hani önceki videomda göstermiştim ya, onun gibi böyle buraya kadar indirerek kat kat duracak şekilde olması için aldım. Şöyle. Ve bordo rengini inanılmaz derecede gerçekten çok seviyorum. Ve bir etek aldım. Çok beğenerek aldım ama normalde 36 giymememe rağmen 36 aldım. Düşük bel olayından nefret ediyorum. O yüzden yüksek bel almaya çalışıyorum hep. Ama 36 aldığım zaman da düşük bel oluyor ve o da hoşuma gitmiyor. Bu da 36 ama çok bol olmadı bu. Bu şekilde. Etek bu şekilde arkadaşlar ama burası açıkmış ve ben bunu fark etmemişim alırken. Hani şu an nasıl bir akıllı onu fark etmedim bilmiyorum ama. Yani anneme söyleyeceğim acaba bu şurada çünkü dikişi var şu şekilde. Onu aşağı doğru devam ettirebilir mi diye ama ettiremezse geri vereceğim. Da beğenmiştim eteği, üzülü yani. Evet, şimdi pazartesi günkü sınava çalışmaya başlayacağım. Bir arada edit yapmam gerekiyor ve videoda çekmem lazım kanal önerileriyle ilgili. Öyle. Bayağı yoğun bir iki gün olacak benim için. Bakalım uyku uyuyacak mıyız? Çizmem gereken resimden bahsetmiyorum bile. Ama yapabiliriz. Bize güveniyorum. Şimdi kronometreyi de başlatıyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Bir saatte 60 slide bitirdim. Bence iyi. 1 saat 6 dakikada bitirmiş. Bugünlük bu kadar çalıştım. Editimi yaptım. Biraz da yarın devam edeceğim. Edit bittiği için de kafamdan bayağı bir şey kalkmış oldu. Öyle. Görüşürüz.